İslam şüphesiz bütün peygamberlerin gönderildiği dinin adıdır. Nuh Aleyhisselam'dan bu yana şeriatla gönderilen rasullerin hepsi de Adem da dahil. Yani ondan beri bütün peygamberlerin mensup olduğu din İslam idi. Hepsi İslam diniyle gönderilmiştir. Bu İslam dininin şartlarından birisi bütün peygamberlere iman etmektir. Yahudiler... İsa Aleyhisselam'a iman etmedikleri için onlar Yahudi adını aldılar veya Musevi adını aldılar. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar Müslüman adını aldılar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde de ona iman etmedikleri için Hristiyanlar Nasara adını veya İsevi adını aldılar. İslam dinden ayrılmış oldular. Çünkü peygamberlerden herhangi birini inkar kişi İslam dinden çıkarır. Böylelikle Yahudiler de, Hristiyanlar da İslam dinden ayrılmış oldular. Fussilet suresi 33. ayetinde insanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kiminizin sözü daha güzeldir. İşte bütün bu naslar ve deliller Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara bu dini sayesinde ne kadar nimetler ihsan etmiş olduğunu kanıtlayıp ortaya koymaktadır. Çünkü vela yani Allah için dostluk konusu onun için gücün ve izzetin kaynağıdır. İşte kim böylesi bir velaya, Allah için dostluğa, İslam'ı uygulayan idareciye bağlanır ve bunu gerçekleştirecek olursa işte o kimse sapasalam kulpa kopmaz bir ipe sarılmıştır. Bu konuyla ilgili hadislere gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah azze ve celle cahiliyenin kibir ve gururunu ve atalarla övünmeyi sizden gidermiştir. Takva sahibi bir mümin veya bedbaht günahkar olmak üzere insanlar artık iki sınıftır. Siz Adem'in oğullarısınız ve Adem ise topraktandır. Bir takım adamlar bir takım topluluklarla övünmeyi mutlaka bırakmalıdırlar. Çünkü onlar cehennem kömüründen bir kömürdürler. Aksi halde burnuyla fışkı yuvarlayan cu'lan yani bok böceğinden Allah katında daha önemsiz olacaktır. Bunu Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Tirmizi hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. Bu rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam atalarla övünmeyi hem de bu kendileriyle övünülen ataların cehennem kömürü, cehennem yaktı olmuş kimseler olduğunu bildiriyor. Bunlarla övünmeyi mutlaka bırakmalılar. Aksi takdirde o pislik böceğinin durumuna düşerler. Ondan daha önemsiz bir dereceye düşerler buyuruyor. Özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin terbiye ve eğitimiyle iyiden iyiye uğraşmış, onların soy sopla övünmelerini önlemiş, bu gibi şeylerden uzak kalmalarını sağlamıştır. Çünkü bu gibi şeyler dinde herhangi bir değere sahip değiller ve herhangi bir hayatiyetleri de yoktur. Ancak bizim gördüğümüz bir şey vardır. O da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kişilerin İslam safına intisaplarını teşvik etmiş olmasıdır. İşte övünülecek şey olarak bu yeter. Bu konuda bir iki hadis daha hatırlamakta fayda var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam takvasının öne geçiremediği kimseyi nesebi, soyu, sopu öne geçiremez buyurmuştur. Başka bir rivayette kim atalarıyla, babalarıyla övünürse ona babasının şeyini ısırtın ve bu konuda kapalı da söylemeyin açıkça sövün buyuruyor. Yani bu nesainin sahih bir isnatla rivayet ettiği bir hadis. Yani babalarla övünmeye, övünme karşısında böyle açıkça sövmeye bir emir, bir teşvik var Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da. Babasının şeyiyle sövün, babasının şeyini ısırtın ona diyor. Ebu Uhbe rivayet edilen hadise göre ki kendisi İran halkından bir azatlı köledir. Şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Uhud'da bulundum. Bu arada müşriklerden birini vurdum. Bunun üzerine dedim ki bu darbeyi benden al çünkü ben Farslı, İranlı bir gencim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüp baktı ve sen bu darbeyi benden al çünkü ben ensari bir gencim deseydin ya buyurdu. Burada e, bu da Ebu Davud'un ve İbn-i rivayet ettiği bir hadis. Burada e, bazıları diyor ya hani ya işte bir kimsenin ben Türk Müslümanım ben Kürt Müslümanım, ben işte Fransız Müslümanım, İngiliz Müslümanım söylemesine ne sakınca var ki gibi sözler ediyorlar. E, bu hadiste bu şahıs İranlı iken Müslüman olmuş. Farslı, Fars kökenli yani. O, o kavmin azatlı bir kölesi. Ve bu darbeyi benden al. Yani ye bu darbeyi. Belki Türkçe'de tam karşını bulmuyor. Al sana manasında. Al sana kimden? E, Farslı İranlı bir gencim ben diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan hoşlanmıyor. Ben ensari bir gencim deseydin ya diyor. Ensardan olduğunu söyleseydin diyor. Yani ırk ile e, sövünme, e, övünme e, içerebileceğinle bu ifadeyi hoş görmüyor. Evet bu konuda kendisini e, selefe, selefi salihinin yolunda olmaya veya kitap ve sünnetle amel etmeye nispet eden... Bazı gafil kimseler de e, maalesef bu hataya düşebiliyorlar. İşte ben Türk Müslümanıyım. Ne var benim işte bunu söylememde veya Kürtlüğünü niye gizliyorsun gibi değişik e, söylemler oluyor. E, Allah Azze ve Celle Hac Suresinin 78. ayetinde son ayetinde de bildirdiği gibi... E, ...bizleri Müslüman olarak isimlendirmiş ve bu isimle yetinmeliyiz. Bunun dışında e, ırkı gündeme getirmek eğer e, böyle övünmeyi, ırk ile övünmeyi içerebilecek bir manadaysa bu gencin yaptığı gibi o zaman bu hoş olmayan bir tavır oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste görüldüğü gibi açıkça bunu kınıyor. İslam akidesinin amacı Allah'ı birlemektir. Bu da ona bağlanmakla, ona sevgi duymakla, onu tazim etmekle, ona itaat etmekle, İnabet yani yönelme ve huşu ile korku ve ümit arasında yaşamakla sağlanır. Ayrıca Allah'tan başka tüm sevilenlerden, korkulanlardan ve arzulardan nefsi arındırmakla mümkündür. Nitekim Allah azze ve celle Yunus suresi 107. ayetinde şöyle buyuruyor: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur buyruluyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumaya şöyle söylemiştir. İyi bil ki şayet ümmet sana fayda verecek bir şey konusunda toplanıp bir araya gelseler o hususta Allah'ın senin için yazdığı şey dışında bir menfaat sağlayamazlar. Şayet onlar sana bir zarar verecek şeyde bir araya toplansalar yine Allah Azze ve Celle'nin senin aleyhine yazdığı bir şeyin dışında asla bir zarar da veremezler bunu Tirmizi Kader babı, e, kıyamet, kıyamet babında rivayet etmiştir. Şayet kul sadece tevhid esasına sarılırsa artık o kalbinden Allah'tan başkalarından korkmayı çıkarıp atmıştır. Artık ona düşmanı pek ehven, pek hafif kolay gelir. Allah Azze ve Celle'den korkmak varken bir de onunla birlikte bir başkasından korkmaz artık. Çünkü kul korkulması gereken varlık noktasında Allah Azze ve Celle'yi tek bir korkulacak varlık kabul etmiştir. Artık sevgisini, korkusunu, tevekkülünü o varken bir başkasıyla meşgul olmamayı hep bu esasa bağlamıştır. Evet, tevhidi gerçekleştiren, tevhide sarılan kul şu gerçeği de çok iyi öğrenmiştir. Tüm duygu ve düşüncelerini düşmanı hakkında çalıştırılması, ondan korkması ve onunla meşgul etmesi sadece bu kimsenin o konuda tevhidin eksikliğine bir delildir.